Allah, inekleri aldık mı ya anam? Böyle makam aracı mı olur ya? Kolay gelsin Sebay. Aa, hoş geldin Niyazi abi. Hoş bulduk. Ben şey soracağım sana ya. Heh. Sen dans etmeyi bilip durun mu? Ay bilmem mi? Dans benim işim. Oriental falan. Allah canım ağmasın, onu demiyorsun ya. Öyle vals, mals, tango, mango bilip durun mu? Ay onu da bilip durun. O zaman beni öğretebilir misin? Ay öğretmem mi? Öğretirim tabii. Vallahi mi? Acaba becerebilir miyim ya? Ha? Ay becerirsin, niye beceremiyorsun? Deneriz. Becerim değil mi? Hadi tamam. Gel. Hadi madem. Sen niye geldin lan? Seni ne lan? Sivali hediye getiremedim. Sen niye geldin? Ben de. İyi. Bir. Geç. Dans mı ediyor lan onlar? Süper. Oldu işte. Yavuz bir siyasetçi olduğum için çabuk kavruyor. Hop. Geliyorum. Aa, şunlara bak ya. Ben daha fazla bakamayacağım ya. Yok gari. Niyazi'ye bak. Ayıp ne yaptığın. Vallahi Akide işte, bu sefer Hüsnü ile Yusuf resmen dünoro veriyorlar gari ya. Hem de ne dünorlar. Helen, Yusuf'un kızına koskoca Sibelcan'ı istedi verdiler ya. Tabii tabii, ben duyuverdim zaten. Eğer çağrılarsa düğünde de iki tane şarkı söylerim dedi. Eğer Sibelcan dediyse geliği de şarkıyı söyleveri göreceksin. Tabii. Düğün olursa. Allah Allah, o ne demek lan şimdi? O ne demek şimdi? Ya Osman amca, bunlar bir türlü evlenim yok ki. Yok arkadaş, bu sefer her iki taraflı, katmerli, dört başı mamur güzel bir düğün edilecekler. Göreceksiniz. Sibelcan isteyin de diye lan kızı. Yalnız bu sefer var ya, kimse masraftan kaçamayacak. Vay be. Niyazi'ye bak. Arkadaş dedik, bağrımıza basıverdik. Daş çıktı. Biz seninle kavga ederken o aradan sıyrılıvermiş, Sivale almış, götmüş. Yazık. Ondan bize kızıp duruyor demek ki. Ben sevip duruyor deyince beni kızıp duruyor. Sen sevip deyince seni kızıp duruyor. Lan meğer göz koyuvermiş bu benim akide şekerime. Çakal. Benim Sivale'yle işim olmaz bundan sonra Hikmet. Benim de olmaz lan. Emme, Niyazi'yle daha işim bitmedi. Benim de bitmedi. Seçim zamanı gelecek benim yanıma. O isteyecek. Ben ne edeceğim? Pışık edeceğim. Avucunu yalan. Selamün aleyküm, günaydın arkadaşlarım, kardeşlerim benim. Nasılsınız bakayım? İyiyiz Niyazi. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bomba gibiyim bugün. Hayırdır? Neye böylesin acaba? Yeni yılın ilk günü ya, böyle bir heyecan var içimde, böyle bir gımıl gımıl içim. Nereden geliyorsun, sorabilir miyim acaba? Bünyamin'in arabayla acık turlayıverdim ya. Pek şıksın.
Sağ ol. Eve uğradım da üst baş değişiverdim. Başka ne ettin peki? Başka ne emniyettim? Hiçbir şey etmedim lan. Ne edeceğim evde? Emin misin? Bir şey etmedim mi? Bir düşün bakayım. Lan bir şey yapmadım de yani işte. Allah Allah. Bir de çişim geliverdi de. Hazır eve gitmişken bir de helaya gidiverdim. Onu da mı söyleyiveren? Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Bir de hesap mı edeceğiz lan size bu yaştan sonra muhtemet gibi? Hayret bir şey ya. İyi günler arkadaşlar. Niyazi, iyi günler arkadaş. Bu resmi makamı neden boş bırakıp durun sen ya? Böyle resmi tatil ya. Acık yatıverdim gari ya. Çalış çalış nereye kadar? Biz de insanız sonuçta ya. Lan Niyazi beni bak. Bir şey diyeceğim sana. Bu Yusuf Emmi ile Hüsnü Emmi'nin dünürcülük işi ne olacak lan? Ya arkadaş benim kafa sütlaça döndü gari ya. O işi bilse bilse Cemal bilir. Bu işi Cemal çözer. Ben de Cemal'in arkadaşı olarak onun her türlü kararının arkasındayım gari. Aksini düşünen varsa Hindi'den söylesin, külahları değişiveren onunla. Hatta bak, işte külah, burada durup duru. Gelsin değişiveren. Artis'e bak ya. Artis'e bak. Havalara bak. Ben göstereceğim ona külahı. Külahları değiştireceğim de daha zamanı değil. Fındık, bir çay ver lan. Vereceğim ben sana çayı, vereceğim. Dur bakalım nasıl bir çay vereyim. Ne anlatıyor ki acaba bu kadar komik? Vallahi bence bir şey anlatmıyor. Doktora gıdık diyorum. Sus kız. Ne biçim konuşup durun. Melike enişteni iyi geliyorum. Yaşlar geldi gözlerimden yeter. Bitmedi daha. Ama benim bu salak kayınço da şeyin o torbanın yanlış tarafını açınca arabada gitti ya o. Öldüm gülmekten. Nasıl komik bir hayat hikayesi bu? Daha bunlar ne ki ya? Bunlar da Brahman, Brahman. Brahman. Brahman nedir? Brahman nedir? Brahman vardı diye dizilerin, filmlerin başında özetin özeti. Fragman. Seni anlıyorum. Yaşa, yaşa ya. İşte o dediğindir, aynen. Evet. Daha sonra uzun, uzun anlatırsın. Şimdi dışarıda ne var? Hasta var. Onları bekletmeyelim. Allah Allah, bitti mi ya? Evet. Vallahi ne çabuk bitti, ben hiçbir şey anlamadım yani. Sen bayağı kendin güldün, eğlendin. Senin psikolojin düzeldi, psikolojin de benim yani geldiğimde araba yoktu. Araba gittiydi, şimdi gidiyorum yine araba gitti ya. Yani anlamadım hiçbir şey. Hayır. Ben sana bir sonuç söyleyeceğim. Tabii ki. Arabanı geri almak istiyorsan git ve al. Sahi mi ya? Evet. Sen çok kararlı birisin. Bu kararlılıkla gidersen arabanı geri alabilirsin. Sakın vazgeçme. Yollar. Her yolu dene. Arabanı geri iste. Arabanı geri iste. Bunu başaracağına ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Sahi mi diyorsun ya? Allah'a oy. Evet. Parasını ver. Arabayı al. Vallahi çok fena şey oldum ya Veli. Gaza geldim. Olmazsa tekrar gelirsin. Tekrar konuşuruz.
yeniden çözüm yolları bulurum. Gaza geldim ya, siz böyle deyince çok teşekkür ederim. Bir şey varsa mı, kartınız var mı? Evet, var. Buyurun. Ha, kart. Aynır, Aynır mı? Aynı mı? Dinler. Ha, ben yine aynıyım. Ay gibisiniz. Kaçayım ben. Hadi görüşürük. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler, abi. İyi günler. Sağlıklı günlerle. Şey mi yapayım, arayıp mı geleyim, aramadan mı geleyim? Ha, tamam o zaman, şey arar gelirim. Hadi çok teşekkürler. Tamam, tamam. Sağ ol. Ne yaptın lan içeride doktora? Nurten seans yaptık ya. Nasıl seans söylen öyle? Sinir gazı yutmuş gibi kah 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 kahlara boğuluverdi kadın, ha? Allah Allah. Ya Nurten, yani ben komik bir insansam, insanlar bana gülüyorsa benim günahım ne, ben anlamadım ya. Hadi yürü lan, eve gidelim. Yürü, yürü, yürü. Ay vallahi pes yani Nurten ya. Beni doktordan kıskanıyorsun ya. Hayır anlamadım, daha ne istiyorsun? Psikolojim bozuk girdim. Şimdi iyi çıktı psikolojim, hala bir şeyler diyorsun ya. Kaan Yontar gelsin. Ay hiç gerek yok gerçekten. Bu kaka terapisi bana çok iyi geldi. Gidelim hadi. Hadi yürü lan, yürü. Hadi yürü. Kaan Bey, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun Müyemin. Sağ ol Kaan, sağ ol. Allah razı olsun ya. Bana bak, arabana iyi bak. Ya boş ver artık arabayı ya. İyi bak arabana, tamam. Hadi. Boş ver, doğru diyor. Hadi güle güle. Akşam yemeğine anca hazırlanacağız, çabuk. Niye hazırlanıyoruz gene ya? Akşam Hüsnü abilere gideceğiz ya yemeğe. Ya gene mi gidiyoruz, ne oldu ya? Cemal'le Gamuran için. Ya Nurten anlamıyoruz mu? Ben bak doktorluk olmuşsun, hastanelere gitmiştim. Yani ben bunlar için yani böyle bu durumlara girmek zorunda değilim Nurten ya. Ben gelmiyorum. Aa, olur mu canım öyle? Vallahi öyle mi olur ki Nurten? Gelmiyorum diyorsam gelmiyorum ya, Allah Allah. Bunun yüzünden, Cemal'in yüzünden devamlı ben üstünü suratını görmek zorunda değilim Nurten. Hem doktor ne dedi? Arabanın peşinden gitti dedi yani Nurten. Lütfen yani. Niyazi'yi arayacağım ben, işlerim var, konuşacağım. Biz hadi gidin. Ne yapıyorsunuz yapın. İyi lan, tamam. Bana bak gelirken kayınbabamın arabasının anahtarlarını getir. Tamam ben getiririm. Alo. Ha. Efendim Bünyamin. Ne yaptın? Uyum sağlayabildin mi arabaya, ne yaptın? Ha. Vallahi pek tarzım değil ama gezip durun işte. İlk heves. Oğlum bir şey yapmadıysan, beğenmediysen arabayı görüşek ya, uygun fiyat alayım arabayı senden. Yok lan yok, satmayı düşünmüyorum indi. Ya Niyaz öyle hemen kestirip atma ya, bir konuşak görüşek, yüz yüze bir görüşelim. Neredesin sen? Azma geldim indi. Ya bu konuşacak bir şey yok, satacağım zaman konuşuruz işte, haseten söylüyorsun. Tamam ben de sana haseten Niyazi, hadi görüşürük. Hadi yallah. Vazgeçmek yok Bünyamin, asla vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Bahçalarda kumdarı aman ben istemem o yari. Olursa o kız olsun aman on parmağı kınalı. Olursa o kız olsun aman on parmağı kınalı. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aman 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 da ben dayanamam. Sen küçücüksün de ben güvenemem. Aferin. Bravo Mansur. Sağ olun lan. Hayırlı akşamlar.
yaşanlar. Yaşanlar, yaşanlar. Şöyle beni de geç işin Niyazi'nin yanına ya. Otur, buraya otur ne beni seninle. Hadi konuşak ya Niyazi. Vallahi ben de tam kalkmak üzereydim Bünyamin. Ya istiyorsan benim yerime otur, istiyorsan oturduğun yerde kal. Hadi, iyi geceler size. Niyazi, nereye gidiyorsun sorabilir miyim acaba? Vallahi dün geceden beri ayaklarıma kara sula indi arkadaşlar. Organizasyon yapacağım diye perişan oldum ya. Acık da işim var, onları halledip hemen yatıvayacağım. Hadi haseten iyi geceler size. İyi geceler, iyi geceler Niyazi. Hadi iyi geceler. Olt, neyse ben de kaçayım ya. Bayağı oturdum, Niyazi ile konuşacaktım, o gidince artık bir anlamı yok yani. Oldu. Oldu. Hadi. Hadi, hadi oldu. Oğlum dur, Manzur ağzıma sokacaksın ya sapını. Hadi, oldu. Nasıl? Şuna bak, şuna ya. Nasıl kalkıyor bak. Bütün depriyajı baskı Balatay bitirdi ya. Nereye gidiyor bu ya? Bak, dur bak. Artık baksan mı Sultan anneciğim be? Yok oğlum, yok. Şimdi olmaz. Acık biraz daha vakit geçiversin. Şimdi senin arkandan hemen gitmiş gibi olurum. Anlar sonra. Acık bekleyem. Ne yapıyorsunuz burada? Görmüyor musun? Oturup duruyoruz işte. Niye oturuyorsunuz ki bu soğukta? İşimiz var değil mi? Acık onu bekliyoruz. Acık vakit geçsin diye onu bekliyoruz galiba. Sen nereye gidiyorsun bu saatte? Yürüyeceğim babaanne biraz. Yürüyeceksin mi? Ha. Bu saatte. Yalnız mı gideceksin? Yalnız gideceğim babaanne, kiminle gideyim ki? Hadi ben biraz yürüyüş yapıp geliyorum. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay. Buyurun çabuk, çabuk, çabuk gidin. İyi akşamlar. Sağ ol. Manzara olsun diye kapakları açtırıverdim. İlahi. Ben de pek seviyorum. Hem kimseler de bilmiyor ya burayı. Kafa dinlemek için pek güzel oluyor. Buyurun. Aa, ne güzel çiçekler. Sen mi hazırlattın masayı böyle yoksa? He, beğendin mi? Beğenmek ne kelime? Niyazi sen ne kadar ince bir insansın. Bayılıyorum senin bu inceliklerine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ben de böyle çıkarıveren. Hadi canım. Birini mi bekliyorsun? Olur mu canım öyle şey? Bu akşam ikimiz baş başayız. Bence de böyle daha güzel. Sen bana az bir müsaade edip ben garsona bakıp hemen geliverem. Aa tamam, tabii. Ben bir kemancı çağırıverdiydim de, geç kalıverdi herhalde. Gelirse sakın içeri alma, tamam mı? Tamam. Beni haber et. Ben içeriden keseceğim seni. Ben Niyazi. Seni görürsün şimdi. Telefon bozulacak ya.
Sudan anneciğim epey vakit geçti. İstersen artık konuşsan diyorum. Telefon çalıyor. Ben getiririm, tamam. Sağ ol. Alo. Sultan ana mı? He, benim. Sen kimsin? Sen benim kim olduğumu boş ver. Şu anda nişanlın Niyazi, torunun Nihal'le değirmen restoranında yemek yiyor. Kimsin sen lan? Bir dost. Olmaz olsun senin gibi dost. Allah Allah, iyilikler aramıyor ya. Tövbe tövbe. Nasıl aksi kadın ya? Yürü gidiyoruz gari. Sultan anne, şey Gül'le konuşacak. Şimdi daha benim işimiz çıktı gari. Sultan anne. Biz bu Kamuran meselesini ne yapacağız? Vallahi Gül, Kamuran meselesine biz hiçbir şey yapamayız. Hatta kimse bir şey yapamaz. Onu artık Allah'a havale edeceğiz. Yani var ya, ben senin beni ne kadar sevdiğini bilmesem ve bana verdiğin o büyük sözlerini tuttuğunu bilmesem, yemin ediyorum bu kadar rahat olmazdı içim. Ama böyle yine kötü bir his var içimde. Sanki bir engel çıkacakmış gibi ya. Gül, bu saatten sonra bizden başka kimse engel olamaz bize. Biz istemedikten sonra da hiçbir engel duramaz önümüzde. Sadece birkaç günde. Bak, senin şu nüfus cüzdanını bir çıkartalım. Her şey çok çabuk gelişecek. Hatta o kadar çabuk gelişecek ki biz artık bunları değil de evliye dair şeyleri konuşmaya başlasak iyi olur. Evimiz nerede olacak gibi mi mesela? Yani. Cemal, evlenince Akyaka'da oturalım mı? Ya Gül, güzel olur ama köyü bırakamam ben. Peki. O zaman çocuğumuzdan bahsedelim. Adı ne olsun istersin? Erkek olursa Umut, kız olursa Hayal. Niye? Çünkü sen benim hem hayalim oldun hem de Umut'um. Peki, kız mı olsun istersin, erkek mi? Hı. İkisi de. İkisi de mi? Hı. İkisi de. Yani erkek olsun, adı Umut olsun. Kız olsun, Hayal. Hatta onların kardeşleri olursa Ümit ve Rüya olsun. Ha, bir tane daha olursa Karabasan. Cemal, ne yapıyorsun ya? Yani bir tane çocuk yeter. Olur mu öyle şey Gül? Ya bak, ben kaç kardeşim, sen kaç kardeşsin? İnsanın hayatında kardeş çok önemli. Orası öyle de. Düşünsene. Annenle baban rahmetli olduğunda kardeşlerin olmasaydı ne yapardın? Yapayalnız kalırdın değil mi? Haklısın. Kızım da ben o kadar çocuğa nasıl bakacağım? Sen bakmayacaksın ki. Biz bakacağız. Bizimkiler aha öyle durup durup. Vallahi vah, bir düşünce sen mi? Biz de anlayamadık. Beni bak kız Dudu. Sana bir şey soracağım. Ben bu aralığa kilo aldın mı? Yok bu. Sen hep inciciksindi. Nereden çıktı indi bu? Yusuf bu sabah beni kilo almışsın dedi. Yok bu. Sen oldun olası balık etlisindi. Ben de öyle dedim. Sibelcan da balık etli dedim. Emme ona yakışıyor o dedi. He. Sana yakışmıyor mu demeye getirdi yani Yusuf abi? Aynen. Aynen. Sen en azından demeye getirmiş. Beni resmen, resmen Hüsnü Sibelcan'ı beğenip durun dedi ya. Abo. Abo ya. Kız bana bak. Bunlar artık bizi beğenmiyor ha. He. Onca zaman sen saçını süpürge et. Üç tane çocuk doğru aslanlar gibi büyüt, sonra Sibelcan gelsin hop pabucunda mı? E ana, tabii beğenir babam Sibelcan'ı. Kadını görmüyor mu süslü püslü gezip dur ortalığa? Neden ben de mi süslenem bu saatten sonra ya? He, süsleniver. Görmüyor mu televizyonda nenem yaşındaki garıları? Süsleniyor püsleniyor, manken gibi geziyorum. Senin bunlardan neyin eksik?
Senin neyin eksik İsmail teyze? Kız doğru diyor Dudu. Beni bak, bu gamuranı süsleyen kız. Gelip bizi de süsleyivermez mi ki? Süslemem ya, bilip durum ben onu. Tanıyorum, süsle. Hadi git getir bakayım madem. Tamam, ben giyiverim. Ben getiriverim madem. Hadi getir be. Süslesin madem ya. Değil mi anne? Bak Siva, sen bizi aynı Sibelcan gibi süsleyeceksin, tamam mı? Aynı ona benzeteceksin. Tamam. Fazlası olsun, eksiği olmasın, değil mi? Olmasın. Tamam, tamam, ben hallederim. Ama nerede yapacağım, bana bir yer gösterin. Şu odada yapıveririz işte. He. Tamam. Ana, yemekler ne olacak? Kızım, onu da sen yapıverirsin artık ya. Ben nasıl yapacağım ya o kadar yemeği? Kızım, alt tarafı yoğurtlamayla kesme makarna yapacaksın ya. Ben zaten mercimeği kaynattım. Ununu da kavurdum. Sen kevgirden geçirivereceksin. Bir de tereyağını eritivereceksin. Tamam, bitti gitti çorba yavrum. Yaparsın kızım, yaparsın sen. Geç kızım, geç. Ay, hadi sen bizi bir gidelim. Nasıl yapacağım ya ben o kadar yemeği? Geç oldu, kalkalım mı artık? Ben hiç gitmek istemiyorum. Ya ama doktorun dediklerini duydun, dinlenmen lazım. Ya evet, tamam, duydum. Ama ben senin yanında olmak istiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Tamam Gül, ben de. O günlerde çok yakında gelecek, merak etme. Hadi kalkalım yavaştan. Hadi kalkalım. Dur sen. Ta-ta-ta-tam. Ana kız, ne güzel olmuşsunuz. Oldu diyorsun yani. Sen ne diyorsun ya? Yusuf amcayla babam sizi tanıyamayacak. Ay inşallah, inşallah. Neyse, ben gideyim artık. Kızım, al bu da senin hakkın hadi. Ay, bu da benden kızım. Gerçekten gerek yoktu ya. Olur mu hiç? Bu kadar emek verdin. Hakkını helal et kızım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Aferin kız, çok yeteneklisin sen. Aferin sana. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi gire gire kızım. Kızım, bak. Yusuf'la Hüsnü gelene kadar buradan çıkmak yok. İyicene de kapatacağız bu perdeleri. Tamam mı? Sen de ortalığı idare et ver kızım, tamam mı? O iş bende anacığım. O kadar süslenmişsiniz, püslenmişsiniz. Bu geceki hizmet de benden oluversin gari. Ama benim güzel kızım ha. Ana, dur ana. Makyajın bozulacak. Öğren artık bunları lütfen. Doğru diyorsun kız. Ay. Selamun aleyküm. Ayrı dünyaların kızı. Aleyküm selam lan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizimkiler yok mu? Ha, Esma teyze anamgille içeride. Ayten de aha bu odada abimle şiir çalışıp durup. Ötekinler gelmediler daha. He, iyi o zaman. Ben de gideyim. Nere lan? Dışarıda bekleyin. Bizimkiler gelince öyle gelirim. Hindi rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu lan öyle şey? Geç içeride bekle. Hem Kemal, sen nereden çıkarıp durun bu cins cins hareketleri? Nereden mi çıkarıp durun ayrı dünyaların kızı? Lan meydanda beni hayır deyip başıma çorabı ören sensin. Herkesin içinde kafama kırmızı donu geçiren sensin. Belli ki bir rahatsızlık içindesin. Lan herkesin içinde kırmızı donu bana verirken ayıp değil de benim yaptığım mı ayıp? Kemal, sen benimle dalga mı geçip durun ya? Lan ne alakası var? Ben o hedayayı özellikle sordum. Yeni yılda en makbule geçen hedaya hangisi dedim. Dediler ki kırmızı don dediler. Kırmızı don giyen bütün sene donanır dediler. Ondan seni alıverdim ben. Ay sen diyorum lan. Tabii lan. İnanmıyorum lan ben sana. Bak lan gözlerine. Tamam lan, inandım. Ben seni ne çok özlüyorum, biliyor musun? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Bilsem böyle davranmazdım. Sen beni ateşlerin içine attın. Sonra da üstüme benzin sıkıverdin de tekilelim. Tamam lan, sus. Dur lan dur. Sarılma. Dezek kokuyorum da. Kokarsan kok lan. Ne olacak? Vallahi mi lan? He.
dikkat et. Cemal dur burada biraz oturayım ben. Tamam da odana çıkarmayayım seni. Ya oturayım ben, onlar çıkarırlar, merak etme sen. İyi peki, dur otur. Ver onu da bana. Çok sağ ol ya, vallahi. O zaman ben kaçtım. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay. Geldiniz de. Ay. Ay. Kaan, ne işin var senin burada? Seni uyarmaya geldim. Hangi konuda? Cemal konusunda. Senin Cemal'e karşı olan bu yanılsaman boşu boşuna değilmiş Gül. Kan, ne diyorsun sen? Senin Cemal'e olan ilgin senin iradenin dışında. Of ya Kan, Allah aşkına ne diyorsun anlamıyorum. Sana büyü yapmışlar Gül. Ne? Maalesef. Büyü mü? Evet, kesin. Of Kaan, Allah aşkına saçmalama ya. Yok hayır, bak sana ispat edebilirim. Fotoğraflar var, bir sürü fotoğraf çektim. Of Kaan, bana kim büyü yapacak? Kamuran. Kamuran'ın ablası Nurten ve Cemal'in annesi Dudu. Kaan, bir dakika. Şimdi sen diyorsun ki Kamuran, bizim bildiğimiz Kamuran bana Cemal'e aşık olayım diye büyü yaptı. Evet yani şimdi böyle bakınca biraz mantıksız gibi geliyor ama belki yani aslında onlar tersi için yapıyorlar ama onların yaptırdığının tersi çıkıyor. Nasıl yani? Yani şöyle, onlar seni Cemal'den soğutmak için büyü yapıyorlar ama büyü ters tepiyor ve sen Cemal'e kendini aşık zannediyorsun. Gül, olamaz mı yani? Sonuçta bu insanlar büyüyle uğraşıyor. Gül, büyü, büyü. Ne gülüyorsun? Kaan, yemin ederim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi senin böyle bir şeye inanacağım. Ay. Ah. Kaan. Bak bir şey diyeceğim. Hani doğru diyorsun, bunlar büyüyle müyüyle falan uğraşıyor. Büyüyle uğraşıyorlar. Kaan dikkat et. Tamam mı? Niye? Çünkü bir gün Kamuran'la kendini nikah masasında bulabilirsin. Ya! Ya! Ya dalga geçme değil, bak çok ciddi bak. Bir ya saat... Ya of Kaan, hadi ben gidiyorum. Dur, yardım edeyim. Yok, istemem, sağ ol. Büyü diyor ya. Ya. Anlamıyorum. Aa, dur Kaan. Heh. Bence sen bir kurşun döktür. Hadi iyi geceler. Ya dinlemiyor ya. Dinlemiyor yani. Sanki evet evet büyü altında işte. Büyünün etkisi altında ve zihni doğru çalışmıyor. O yüzden dediğin hiçbir şey ona ulaşmıyor yani. Arada bir acaba kurşun döktürsek ama kimi bulacağım ki? Ben kurşun döktüm, onu döktürmem lazım. Bunu kim yapabilirim Allah'ım? Ben bunu daha önce nasıl düşünmedim ya Rabbim? Bu büyüden nasıl farkındayım? Ne diyeceğim? Ah. Niye korktun lan? Ay. Ya beni dinlemiyor Sultan anne ya. Hiçbir dediğimi dinlemiyor benim. Azıcık sabret. Azıcık bekle oğlum. Biraz vakit geçiversin. Bir de ben konuşurum onunla. Azıcık sabır. Sabır. Sabır edeceğiz efendim. Sabır edeceğiz gayret. Azıcık. İçeride çık ağa, içeride. Oo! Herkes daha toplanıyor. Hoş geldiniz baba. Ne güzel ya, toplanıyor yemişiniz. Yok sen ben. Herkes daha toplanıverdi ama. Almadan kızım. Cemal gelmedi daha. Gelin kızım, gelin. O da gelir. Gel şöyle baş köşeye geç, ver bakalım. Geç, geç. Yok, yok. Sen geç. Ya geç, otur. Olmaz, ya. Olmaz. Ya sen deli misin? Geç, ya, otur. Ya olur mu? Yusuf, vallahi kırılırım dur bak. Dur babacığım, ya, ben oraya iki tane sandalyeyi koyuverim. İkiniz de rahatlar, oturuverin galiba. Koy kızım, koy. Koy da bitsin bu muhabbet. Gel. Hadi otur bakalım. Evet. Anan nerede kızım? Aa, anam içeride. Dur seslerini verim. Ana! Ana! Dur gel ya, misafirler burada. Sen orada nasıl iş ya?
Vallahi acık süsleniverdim Hüsnü. Güzel olmuş mu? Pek güzel olmuş, pek güzel olmuş bir şey değil mi Hüsnü? Biz Dudu'yu gençliğinden de biliriz. Acık bakım yapıyormuş. Bana bak. Sizin ananız nerede? Aa, içeride baba. Çağırın bakalım. Ana! Ana. Ya hep beraber mi çağır? Ana! Ha! Esma kız, bu ne hal? Acık süsleniveren dedim Yusuf. Hadi. Güzel olmuş mu? Olmuş. Bir şey deme, şu an bir şey deme. Çok güzel olmuş. Biz Esma'yı gençliğinden beri tanıyoruz. Acık demek kendine bakıvermiş, şey yapma, hiçbir şey deme. Seni de demiyor, ben de demiyor. Evden sonra böyle. Oldu. O zaman süzülmeniz bittiyse yemekleri koyayım da. Acımızdan öldük galiba. Kamuran, Hilal, hadi yavrum çorbaları koy be. Cemal gelmedi daha. Kızım sen de abini arayıver. Babam çağırıyor ya, hemen buraya gel. Tamam baba. Hadi. Ne var Hilal, ne? Ha, babam seni soruyor. Hemen eve gelsin diye istiyorum. İyi tamam, geliyorum hadi. Kız ile bir gelinin yar yar bahsi var. Bir kız ile bir gelinin yar yar bahsi var. İkisinin cüda düşmüş yar yarası var. İmanımda yar yarası var. Hilal hilal kaşlarının yar yar arası. İmanımda yar yar arası. Aferin ya. Ağzına sağlık Mansur. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Beyler kaçtım ben de. Sen nereye gidip durdun lan? Ya babam çağırıp durmuş. Bakayım ne istiyor, bir soralım bakalım. Cemal. He? Kendine dikkat et. Haydi. Yine niye? Hissediyorum. Çok fena kötü şeyler oluverecek. Dikkat edin be. Ha. İyi ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler kardeşim. Cemal. Dikkat devam et. Etsin, devam et. Sen devam et. Nerede kaldı bu Cemal? Öldük acımızdan vallahi. Gelişim ya. Açık daha bekle baba. Ay Yusuf, herkes bekliyorum. Bitir hocam. İyi akşamlar. Oğlum nerede kaldın ya bu saate kadar? Neredesin ya? Geç hadi geç. Gel bakalım. Acımızdan öldük ya. Haydi. Yok yok, öyle geçiver. Burayı sana ayırıvermiştik biz. Peki. Ha, öyle. Gel. Oh. Geç geç. Gel bakalım oğlum. Gel. Sokuluver Gamra'nın. Çıkarsın, çıkar. Çıkar. Bocuk olacak. Tanıştırayım ana. Ana? Oğlum. Aa. Ana ana. Hakikaten öyle. Ben de irkildim biraz. Nasılsın Cemal? Görüşmeyelim Gamuran. İyiyim. Ben iyiyim de. Bakıyorum senin bu süslenme hastalığın senden çıkmış. Sizinkilere geçivermiş. Kızım, hadi çorbaları artık bittik ya, bittik ya. Tamam baba, koyuverim ben. Oh, ziyade olsun. Oh. Elinize sağlık dedim. Afiyet olsun kızım yaptı. Şimdi yemekler yendiğine göre önemli açıklamalar yap vereceğim gari. İyi, açıkla bakalım. Bu açıklamalarım öküzcüleri
ve onbaşıları çok yakından ilgilendiriyorum. Allah Allah. De bakayım ya. Demiş. Yağmurhan. Yağmurhan. Hı? Ablam hadi çıkıver sen dışarı bakayım. Çıkıver ha. Hadi. Birer tane veriveren. Yemiş ya. Merhaba. Gebelik testi sonuçları. Gibi. Sen ne diyorsun kız? Yağmurhan hamile. Aa! E daha da güzel haber. Kimden? Kimden olacak? Senden.